Harry Potter ve Ateş Kadehi 28. bölüm Mr Crouch'un deliliği. Harry Ron ve Hermione pazar günü kahvaltının ardından Baykuşhaneye gidip Percy'ye mektup yolladılar. Sirius'un önerdiği gibi ona son zamanlarda Mr Crouch'u görüp görmediğini sordular. Hedwig'i kullandılar. Çünkü çok uzun zamandır ona hiç iş verilmemişti. Baykuşhane penceresinden onun uçarak uzaklaşmasını seyrettikten sonra Dobby'ye yeni çoraplarını vermek için mutfağa indiler. Ev onların onları neşeyle karşıladılar. Yine eğilerek selam verdiler, reverans yaptılar ve çay hazırlamak için etrafta koşuşturup durdular. Dobby hediyesini görünce resmen coştu. ''Harry Potter Dobby'ye çok iyi davranıyor.'' diye ciyakladı. Kocaman gözlerindeki iri iri gözyaşlarını silerek. ''O galsam otuyla hayatımı kurtardın Dobby, gerçekten.'' dedi Harry. ''Şu eklerlerden biraz daha yoktur herhalde değil mi?'' dedi Ron, gülümseyen ve ısrarla eğilerek selam veren ev bakarak. Hermione sinirli bir şekilde ''Daha yeni kahvaltı ettin'' dedi. Ama dört cinin taşıdığı koca bir gümüş tepsi dolusu ekler onlara doğru geliyordu bile. ''Fırtığa göndermek için bir şeyler alsak iyi olur'' diye mırıldandı Harry. ''İyi fikir'' dedi Ron. ''Pigi yapacak iş çıkar.'' ''Bize fazladan biraz yiyecek veremezsiniz herhalde değil mi?'' dedi çevresindeki cinlere. Cinler sevinçle eğilip selam verdiler ve biraz daha yiyecek getirmeye gittiler. Dobi, Winky nerede? dedi Hermione çevresine bakarak. Dobi'nin kulakları hafifçe düştü. Winky orada, ateşin yanında küçük hanım, dedi alçak sesle. Ah canım, dedi Hermione Winky'yi görünce. Harry de şömineye baktı. Winky yine aynı taburede oturuyordu. Kendini koyverip öyle pislenmişti ki arkasındaki isten kararmış tuğlalardan zar zor ayırt edilebiliyordu. Giysileri yıkanmamış ve paçavraya dönmüştü. Gözlerini ateşe dikmiş, elinde bir şişe kaymak birasıyla taburesinin üstünde hafifçe sallanıyordu. Onu izlerlerken şiddetle hıçkırdı. ''Vinki artık günde altı şişeyi düz ediyor.'' diye fısıldadı Dobby Harry'e. E, çok sert bir şey değil o içki.'' dedi Harry. Ama Dobby başını iki yana salladı. Bir evcini için sert efendim. Winky yine hıçkırdı. Eklerleri getiren cinler işlerinin başına dönerken onu suçlayan gözlerle baktılar. Dobby üzgün üzgün. Winky sıla hasreti çekiyor Harry Potter diye fısıldadı. Winky eve dönmek istiyor. Winky hala efendisinin Mr. Crouch olduğunu sanıyor efendim. Ve Dobby ne derse desin artık efendisinin Profesör Dumbledore olduğunu kabul etmiyor. Birden Harry'nin aklına bir şey geldi. Hey Winky dedi. Onun yanına gidip eğilerek. Mr. Crouch'un neler yaptığını bilmiyorsundur değil mi? Üç büyücü turnuvasına gelmeyi bıraktı da. Winky'nin gözlerinde bir ışık yanıp söndü. Kocaman göz bebekleri Harry'e odaklandı. Yine hafifçe sallandı ve e, efendi gelmeyi bıraktı dedi. Evet dedi Harry. Onu birinci görevden beri görmedik gelecek postası hasta olduğunu söylüyor. Winky Heriye boğulu gözlerle bakarak biraz daha sallandı. Efendi hasta alt dudağı titremeye başladı. Ama bunun doğru olduğundan emin değiliz dedi Hermione hemen. Efendinin Winky'sine ihtiyacı var diye inledi Cin. Efendi kendi Başını yapamaz. Diğer insanlar kendi ev işlerini kendileri yapıyorlar biliyorsun Winky dedi Hermoni ciddi bir edayla. Winky Mr. Crouch için sadece ev işi yapmıyor diye kızgın kızgın ciyakladı Winky. Bu sırada da daha da beter sallanıp zaten her tarafı leke içinde olan bluzuna kaymak birası döktü. Efendi Winky'ye güveniyor ve, ve ona önemli en gizli ne dedi Harry. Ama Winky başını şiddetle sallayıp üstüne biraz daha kaymak birası döktü. Winky efendisinin sırlarını saklı tutar dedi isyankar bir tavırla. Şimdi fena halde sallanıyor. Harry'ye şaşı gözlerle bakıp kaşlarını çatıyordu. Sen burnunu sokuyorsun sen. Vinki Harry Potter'la bu şekilde konuşmamalı." dedi Dobby kızarak. "Harry Potter cesur ve asil ve Harry Potter burnunu sokmaz. Burnunu sokuyor. Efendimin özel işlerini. Winky iyi bir evcini. Winky sessizliğini korur. İnsanlar kurcalar durur." Winky'nin göz kapakları düştü. Ansızın taburesinden şömineye kaydı ve orada horul horul horlamaya başladı. Boş kaymak birası şişesi taş döşeli zeminin üzerinde yuvarlanarak uzaklaştı. Beş altı tane evcini hemen oraya geldi. Tiksinmiş görünüyorlardı. Biri şişeyi aldı. Diğerleri vinkinin üstüne büyük kareli bir masa örtüsü serip uçlarının altına tıkıştırarak onu tamamen örttüler. Bunu görmek zorunda kaldığınız için biz özür diler beyefendiler ve küçük hanım diye ciyakladı yakındaki bir cin. Başını iki yana salladı. Çok mahcup bir hali vardı. Bizi Vinki'ye bakıp da yargılamayacağınız olmuyor biz beyefendiler ve küçük hanım. O mutsuz dedi Hermione sabrı tükenerek. Niye onu örtüp saklayacağınıza neşelendirmeye çalışmıyorsunuz? Affediyorsunuz küçük hanım dedi evcini uzun uzun eğilip selam vererek. Ama yapılacak iş ve hizmet edilecek efendiler varken evcillerinin mutlu olmama hakkı yoklardır yapmayın ama diye feryat etti Hermione. Hepiniz beni dinleyin. Sizin de büyücüler kadar mutsuz olma hakkınız var. Ücret, tatil ve doğru dürüst giyecek alma hakkınız var. Size söylenen her şeyi yapmak zorunda değilsiniz. Dobiye bakın bir. Küçük hanım lütfen Dobby'yi bu işe karıştırmasın diye geveledi Dobi. Korkmuş bir halde. Mutfaktaki ev cinlerinin yüzlerindeki neşeli gülümsemeler kaybolmuştu. Hermione'ye sanki deli ve tehlikeli biriymiş gibi bakıyorlardı. ''Fazladan yemeğinizi getirdi biz.'' diye ciyakladı Herin'in yanındaki bir cin. Getirdiği koca bir jambonu, bir yığın keki ve biraz meyveyi Harry'nin eline tutuşturuverdi. ''Hoşça kalın.'' Ev cinleri Harry, Ron ve Hermione'nin çevresine toplanıp küçük elleriyle onları bellerinden itekleye itekleye mutfaktan çıkarmaya koyuldular. ''Çoraplar için teşekkürler Harry Potter.'' diye perişan bir halde bağırdı Dobby. Şömini'nin orada şişkin bir örtüymüş izlenimi veren Vinki'nin yanında duruyordu. Mutfak kapısı arkalarından güm diye kapanırken Ron kızgın bir sese ''Dilin tutamadan değil mi Hermione?'' dedi. ''Artık onları ziyaret etmemizi istemeyecekler. Vinki'den Crouch hakkında daha çok şey öğrenebilirdik.'' ''Öf, sanki senin de çok umrunda.'' diye alay etti Hermione. ''Buraya inmeyi sırf yemekler için istiyorsun.'' Sinir bozucu bir gün oldu. Harry, Ron'la Hermione'nin ortak salonda ödevlerini yaparken habire didişmelerinden öyle usandı ki o akşam Sirius'un yemeğini baykuşhaneye kendi başına götürdü. Big Vision, koca bir jambonu kendi başına daha götürmek için çok çok küçüktü. Bu yüzden Harry, okula ait iki hütüt kuşunu yardımcı olarak kullandı. Baykuşlar gün batımına doğru uzaklaştılar. Aralarında taşıdıkları koca pakette çok tuhaf görünüyorlardı. Harry, Pencere pervazına yaslanıp dışarıya, karanlığa, yasak ormandaki ağaçların hışırdayan tepelerine ve Dormsrank gemisinin dalgalanan yelkenlerine baktı. Bir puğu kuşu Hagrid'in kulübesinin bacasından yükselen duman halkasının içinden geçti. Şatoya doğru uçtu. Baykuşhanenin çevresinde şöyle bir turladı ve uzaklaşıp gözden kayboldu. Harry aşağı doğru baktığında Hagrid'in kulübesinin önünde büyük bir enerjiyle yeri kazdığını gördü. Harry onun niye kazdığını merak etti. Yeni bir sebze tarhı yapıyor gibiydi. O izlerken bir badın sarabasından Madame Maxim belirdi ve Hagrid'in yanına gitti. Görünüşe bakılırsa onunla konuşmaya çalışıyordu. Hagrid küreğine yaslandı ama anlaşılan konuşmayı uzatmak istemiyordu. Az sonra Madame Maxim arabasına döndü. Gryffindor kulesine gidip Ron ve Hermione'nin birbirlerine hırlamalarını dinlemeye niyeti olmayan Harry orada durup Hagrid'in yeri kazışını izledi. Ta ki karanlık basıp onu yutana ve Harry'nin çevresindeki baykuşlar uyanmaya başlayıp yanından hızla geçerek geceye karışana kadar. Ertesi sabah kahvaltıya indiklerinde Ron ve Hermione'nin huysuzlukları sona ermişti. Harry, Ron'un karanlık ihanetinde yanlış çıktığını memnuniyetle gördü. Ron, Hermione onlara kötü davrandı diye ev cinlerinin Gryffindor masasına standartın altında yemekler göndereceklerini söylemişti. Oysa pastırma, yumurtalar ve füme balıklar her zamanki kadar iyiydi. Posta baykuşları geldiğinde Hermione hevesle başını kaldırıp yukarı baktı. Bir şey bekliyor gibi bir hali vardı. Percy bu kadar kısa sürede cevap yollamış olamaz dedi Ron. Hedvi'yi daha dün gönderdik. Yok o değil dedi Hermione. Gelecek postasına abone oldum. Her şeyi Slytherinlerden öğrenmekten bıkmaya başlamıştım. İyi düşünmüşsün dedi Harry. O da baykuşlara bakıyordu. Hey Hermione şansın yerinde. Gri bir baykuş Hermione'ye doğru geliyordu. Ama yanında gazete yok dedi Hermione. Hayal kırıklığına uğramış bir halde. Bu Hermione büyük bir şaşkınlıkla önce gri baykuşun ardından da dört hüt, hüt kuşu bir kahverengi baykuş ve bir esmer baykuşun gelip tabağın önüne konduklarını gördü. Kaç tane abonelik gönderdin dedi Harry. Hamle edip Hermione'nin kadehini kaptı. Çünkü kadeh az kalsın devriliyordu. Baykuşlar itişip kakışıyor. Hepsi de ilk önce kendi mektubunu vermeye çalışıyordu. Bu da neyin dedi Harmony. Gri baykuşun getirdiği mektubu alıp açtı ve okudu. A aman yani dedi kekeleyerek. Hayli kızarmıştı. Ne oldu dedi Ron. Bu aman ne saçma yani. Mektubu Harry'e attı. Harry mektubun el yazısıyla yazılı olmadığını Gecek postasından kesilmiş harflerden oluştuğunu gördü. Aşağılık bir kızsın. Harry Potter çok daha iyisine layık. Nereden geldiysen oraya dön Muggle. Hepsi böyle, dedi Hermione ümitsizce. Mektupları bir bir açarak. Harry Potter senin gibilerden çok daha iyisini bulabilir. Kurbağa yumurtasının içine kaynatılmayı hak ediyorsun. Ay! Açtığı son zarfın içinden çok fena benzin kokan sarımsı yeşil bir sıvı akıp ellerine bulaşmıştı. Ellerinde iri sarı çıbanlar oluşmaya başladı. Sulandırılmamış bezeli yumru irini dedi Ron zarfı dikkatle alıp koklayarak. Ah dedi Hermione. Gözleri yaşarmaya başlamıştı. Elindeki irini peçeteyle silmeye çalışıyordu. Ama parmakları şimdi acı verici yaralarla öylesine kaplıydı ki bir çift kalın yumrulu eldiven takmış gibiydi. Hastane kanadına gitsen iyi olur dedi Harry Hermione'nin çevresindeki baykuşlar havalanırken. Biz Profesör Sprout'a nereye gittiğini söyleriz. Hermione ellerini birbirine değdirmeden önünde tutarak hızla büyük salondan çıkarken Ron onu uyarmıştım dedi. Onu Rita Skeeter'ı sinirlendirmemesi konusunda uyarmıştım. Şuna bak. Hermione'nin arkasında bıraktığı mektuplardan birini okudu. Harry Potter'a nasıl oyun oynadığını cadı gündeminde okudum. O çocuk zaten çok çekti. Yeterince büyük bir zarf bulur bulmaz bir dahaki postayla sana bir lanet yollayacağım. Vay be kendine dikkat etse iyi olur.'' Hermione bitki bilime gelmedi. Harry ve Ron, sihirli yaratıkların bakımı dersine gitmek üzere seradan ayrılırlarken, Malfoy, Crabbe ve Goyle'ın şatonun taş merdivenine indiklerini gördüler. Arkalarında Pansy Perkinson, Siltir'den kızlar çetesiyle fısıldaşıp kıkır diyordu. Harry'e gören Pansy, ''Potter, yoksa kız arkadaşından ayrıldın mı? Kahvaltıda niye o kadar sinirliydi?'' diye seslendi. Harry onu duymazdan geldi cadı gündemi yazısının ne kadar dert açtığını bilme zevkini tattırmak istemiyordu ona. Geçen derste tek boynuzlu atlarla işlerinin bittiğini söyleyen Hagrid, onları kulübesinin dışında, ayağının dibinde yeni bir parti, ağza açık kasayla bekliyordu. Kasaları görünce Harry'nin yüreğine indi. Sakın yine keleker yumurtası olmasın. Ama yeterince yaklaşınca kasaların içinde uzun burunlu, yumuş yumuş tüylü, siyah yaratıkları olduğunu gördü. Ön patileri tuhaf bir şekilde kürek gibi düzdü. Bunca ilgiden dolayı biraz şaşırmışa benziyor. Öğrencilere bakıp kibar kibar gözlerini kırpıştırıyorlardı. Bunlar burnluk dedi Hagrid. Sınıf çevresine toplandığında. Onları genellikle madenlerde bulursunuz. Parıltılı şeylerden hoşlanırlar. İşte bakın. Burnuklardan biri aniden zıplayarak Percy Perkinson'un kol saatini ısırıp koparmaya çalışmıştı. Pansy çığlık çığlığa geri sıçradı. ''Faydalı, küçük hazine saptayıcılarıdır bunlar.'' dedi Hagrid mutlu mutlu. ''Bugün onlarla biraz eğleniriz diye düşündüm. Orayı görüyor musunuz?'' Yeni yeşilmiş geniş bir toprak alanı işaret etti. Harry, baykuşhanenin penceresinden onu izlerken kazdığı yerdi bu. ''Biraz altın para gömdüm. Kimin burnu en çok altını çıkarırsa ona ödül var.'' Siz şimdi bütün ziynetlerinizi çıkarın. Kendinize bir burnuk seçin ve onu salıvermeye vermeye hazır olun. Harry saatini çıkardı. Zaten sırf alışkanlıktan takıyordu. Saat artık çalışmıyordu. Onu cebine koydu. Sonra bir burnuk aldı. Burnuk uzun burnunu Harry'nin kulağına dayayıp hevesle kokladı. Gerçekten çok sevimliydi. Bir dakika dedi Hagrid kasaya bakarak. Burada fazladan bir burnuk var. Kim gelmedi? Hermione nerede? Hastane kanadına gitmesi gerekti, dedi Ron. Sonra anlatırız, diye mırıldandı Harry. Pansy Perkinson kulak kesilmişti. Bu şimdiye kadar sihirli yaratıkların bakımında en çok eğlendikleri ders oldu. Burnuklar toprağa sanki suya dalarmış gibi dalıyor. Sonra da her biri onu salıvermiş olan öğrenciye koşuşturup topladığı altını onun eline tükürüyordu. Ron'unki pek bir verimliydi. Az sonra onun kucağına altınla doldurmuştu. Burnu yine toprağa dalıp cübbesine toprak sıçratırken Ron ''Bunları evcil hayvan olarak satın alabiliyor muyuz Hagrid?'' diye sordu heyecanla. ''Annenin pek hoşuna gitmezdir Ron'' dedi Hagrid sırıtarak. ''Evleri talan ediyor bu burnuklar. Sanırım bitirmek üzereler'' diye ekledi. Burnuklar dalmaya devam ederken eşilmiş toprak alanda gezinerek ''Sadece yüz altın gömmüştüm. Ha işte Harmoni de geldi.'' Hermione çimenlikte onlara doğru yürüyordu. Perişan görünüyordu. Elleri sıkı sıkı bandajlanmıştı. Pansy Perkins'ın boncuk gibi gözleriyle onu izliyordu. ''Evet, bakalım nasıl gitti?'' dedi Hagrid. ''Paralarınızı sayın. Çalmaya çalışmanın da bir anlamı yok Goyle.'' diye ekledi. Böcek karası gözlerini kısarak. ''Ayakkabıcı cin altını bu. Birkaç saat sonra yok oluyor.'' Goyle son derece somurtkan bir halde ceplerini boşalttı. Sonuçta en başarılı olanın Ron'un burnu olduğu ortaya çıktı ve Hagrid ödül olarak ona kocaman bir parça bal yumruk çikolatası verdi. Arazinin öte yanında öğle yemeği zili çaldı. Sınıfın geri kalanı şatoya doğru yola koyuldu. Ama Harry, Ron ve Hermione orada kalıp Hagrid'in burnukları kutularına koymasına yardım ettiler. Harry, Madame Maxim'in arabasının penceresinden onları gözlediğini fark etti. Ellerine ne yaptın öyle Harmoni? dedi Hagrid endişeyle. Hermione ona sabahleyin aldığı nefret mektuplarını ve bezeli yumru irini dolu zarfı anlattı. Of hiç takma kafanı dedi Hagrid şefkatle ona bakarak. Rita Skeeter annem hakkında o yazıyı yazınca ben de öyle mektuplar falan almıştım. Sen bir canavarsın seni öldürmeleri gerekir. Annem masum insanları öldürdü. Eğer biraz utanman varsa gidip kendini göle atarsın olamaz dedi Hermione. Hayretten dona kalmış halde. Ya dedi Hagrid. Burnuk kasalarını kaldırıp kulübe duvarının yanına götürerek. Çatlak onlar Hermione. Başka gelirse açma. Doğruca ateşe at. Şatoya dönerlerken Harry. Çok iyi bir dersi kaçırdın dedi Hermione. Burnuklar bayağı iyi değil mi Ron? Ancak Ron kaşlarını çatmış. Elindeki çikolataya bakarak dalıp gitmişti. Bir şey çok bozulmuş gibiydi. Ne oldu? dedi Harry. Sevmediğin türden mi? Hayır, dedi Ron. Niye bana altını söylemedin? Ne altını? dedi Harry. Sana kuyuduş dünya kupasına verdiğim altını, dedi Ron. Envai gözüm için sana verdiğim ayakkabıcı cin altını. Üst locada. Niye yok olduğunu söylemedin? Ron'un neden bahsettiğini anlaması için Harry'nin biraz düşünmesi gerekti. Ha dedi sonunda hatırlayınca. Bilmem yok olduğunu fark etmedim. O sırada asamı aramakla meşguldüm ya. Giriş salona çıkan basamakları tırmandılar ve öğle yemeği için büyük salona geçtiler. Oturup tabaklarına rozbif ve yorkshire pudingi koyarlarken güzel şey olmalı dedi Ron birden. Yani bir cep dolusu galyonun kaybolsa farkına varmayacak kadar çok paran olması. Bak o gece kafam başka şeylerle meşguldü dedi Harry sabırsızca. Hepimizin öyledi hatırlamıyor musun? Ayakkabıcı cin altının yok olduğunu bilmiyordum. Diye murıldandı Ron. Sana borcumu ödediğimi sanmıştım. Noel'de bana o Chadli Kenan şapkasını vermemeliydin. Boş ver tamam mı? Dedi Harry. Ron çatalının ucuna bir kızarmış patates geçirip ona öfkeli gözlerle bakmaya başladı. Fakir olmaktan nefret ediyorum. Dedi sonra. Harry ve Hermione birbirlerine baktılar. İkisi de ne diyeceklerini bilemiyorlardı. Berbat bir şey. Dedi Ron. Hala öfkeli gözleriyle patatesine bakarak. Fazladan biraz para kazanmak istedikleri için Fred ile suçlamıyorum. Keşke ben de kazanabilseydim. Keşke bir burnum olsaydı. Eh demek ki artık sana bir dahaki Noel'de ne alacağımızı biliyoruz dedi Hermione neşeyle. Sonra Ron'un hala üzgün durduğunu görünce hadi ama Ron daha kötü olabilirdi dedi. En azından parmakların irin kaplı değil. Hermione'nin parmakları öyle şişmiş öyle kaskatı kesilmişti ki çatalı ile bıçağını kullanmakta güçlük çekiyordu. O Skeeter denen kadından nefret ediyorum diye patladı. Ondan bunun acısını çıkaracağım. Hayatta yaptığım son şey bu olsa bile. Sonraki hafta boyunca Hermione'ye nefret mektupları gelmeye devam etti. Hagrid'in tavsiyesini tutup onları açmaktan vazgeçti. Öte yandan ona düşman olanların çoğu Gryffindor masasında patlayıp çığlık çığlığa bağırarak hakaret eden çığırtkanlar gönderiyor ve bütün salon bunları duyuyordu. Cadı gündemini okumayanlar bile Harry, Kram, Hermione üçgenini biliyordu artık. Hermione'nin kız arkadaşı olmadığını insanlara söylemekten Harry'nin dilinde tüy bitmişti. Azalır, biter, merak etme, dedi Hermione'ye. Yeter ki biz aldırmayalım. İnsanlar Rita'nın geçen sefer hakkında yazdığı o şeylerden sıkılmışlardı sonunda. Sözde okul arazisine giremiyorken özel konuşmaları nasıl dinlediğini bilmek istiyorum, dedi Hermione hiddetle. Hermione bir sonraki karanlık sanatlara karşı savunma dersinin sonunda, Profesör Moody'ye bir şey sormak için sınıfta bekledi. Sınıftaki diğer öğrencilerse çıkmaya can atıyorlardı. Moody, uğursuzluk büyüsü savuşturma konusunda onları öyle sert bir sınavdan geçirmişti ki çoğunun ufak sakatlıkları vardı. Harry, berbat bir seyran kulak vakasına yakalanmıştı. Sınıftan çıkarken ellerini kulaklarının üstüne kapatmak zorunda kaldı. Hermione, beş dakika sonra Harry ile Ron'u giriş salonda yakaladı ve Harry duysun diye onun ellerini kıpırdanan kulaklarından çekip ''Şurası kesin, Rita bir görünmezlik pelerini kullanmıyor.'' dedi. Soluk soluğa kalmıştı. Moody onu ikinci görev sırasında jüri masasının yakında ya da görün civarında görmemiş. ''Hermoni, bundan vazgeçmeni söylememin bir anlamı var mı?'' dedi Ron. ''Hayır.'' dedi Hermoni inatla. ''Victor'la konuşmamı nasıl duyduğunu öğrenmek istiyorum. Ayrıca Hagrid'in annesini nasıl öğrendiğini de.'' ''İşin içinde minik antenler olmasın?'' dedi Harry. Mini antenler mi?'' dedi Ron boş boş bakarak. ''Nasıl yani? Üstüne böcek falan mı koymuş?'' Harry ona gizli mikrofonlar ve kayıt aygıtlarını anlatmaya koyuldu. Ron hayran hayran dinliyordu ki Hermione araya girdi. ''Siz ikiniz Hogwarts bir tarihi hiç okumayacak mısınız?'' ''Ne gereği var ki?'' dedi Ron. ''Sen ezbere biliyorsun zaten. Sana sorabiliriz.'' ''Muggle'ların sihrin yerine kullandığı bütün o şeyler elektrik, bilgisayarlar, radar ve diğerleri Hogwarts yakınına gelindiğinde sapıtıyor. Havada çok fazla sihir var. Hayır, Rita dinlemek için sihir kullanıyor. Mutlaka öyle olmalı. Ne olduğunu bir öğrensem, ah bir yasa dışı çıksın, elimde demektir. Zaten yeterince derdimiz yok mu? diye sordurun. Ron. Bir de Rita Skeeter'a karşı kan davası başlatmak zorunda mıyız? Yardım isteyen oldu mu? diye çıkıştı Hermione. Kendi işimi kendim yaparım. Bir kere bile dönüp arkasına bakmadan mermer merdivenden çıktı. Harry onun kütüphaneye gittiğinden emindi. İddiaya var mısın? Elinde bir kutu dolusu Rita Skeeter'dan nefret ediyorum bozetiyle geri dönecek. Dedi Ron. Ancak Hermione Rita Skeeter'dan öç alma çabası için Harry ve Ron'dan yardım istemedi. Buna çok memnun oldular. Çünkü Paskalya tatilinden önceki günlerde yapmaları gereken işler giderek fazlalaşmıştı. Harry, Hermione bütün o işler dışında bir de sihirli dinleme yöntemlerini araştırabilmesine hayret ediyordu. Onca ödevi bitirmek Harry'nin vaktinin tamamını alıyordu. Ama Sirius için dağdaki mağaraya düzenli olarak yiyecek paketleri göndermeyi ihmal etmiyordu. Geçen yazdan beri sürekli aç olmanın nasıl bir şey olduğunu unutmamıştı. Sirius a notlar da yazıyor, sıra dışı hiçbir şey olmadığını, hala Percy'den cevap beklediklerini söylüyordu. Hedwig ancak Paskalya tatilinin sonunda döndü. Percy'nin mektubu Mrs. Weasley'nin gönderdiği Paskalya yumurtalarıyla birlikte bir kutunun içindeydi. Harry ve Ron'un yumurtaları ejderha yumurtası boyundaydı. İçlerinde de ev yapımı karamela vardı. Ama Hermione'ninki tavuk yumurtasından küçüktü. Hermione onu görünce bozum oldu. Annen cadı gündemini okuyor olamaz değil mi Ron diye sordu alçak sesi. Okuyor dedi Ron ağzı karamelayla dolu. Yemek tarifleri için alıyor. Harmony yüzünde üzgün bir ifadeyle minicik yumurtasına baktı. Harry çabucak, Percy'nin ne yazdığını görmek istemiyor musun? diye sordu ona. Percy'nin mektubu kısaydı. Sinirli bir havası vardı. Gelecek postasına da sürekli söylediğim gibi Mr. Crouch sonuna kadar hak ettiği bir istirahate çıkmış durumda. Düzenli olarak Baykuş'a talimat gönderiyor. Hayır onu gözümle görmedim ama herhalde kendi üstümün Elias'ını tanıyabilirim. Şu anda zaten yeterince işim var. Bir de bu saçma sapan dedikoduları bastırmakla uğraşamam. Önemli bir şey olmadıkça bir daha beni rahatsız etmeyin lütfen. Mutlu Paskalyalar. Normalde yaz semestrinin başlangıcında her yılın son Quidditch maçı için sürekli antrenmana çıkıyor olurdu. Bu yıl ise üç büyücü turnuvasındaki üçüncü ve son göreve hazırlanması gerekiyordu. Ama bunun ne olduğunu hala bilmiyordu. Nihayet Mayıs'ın son haftasında Profesör McGonagall biçim değiştirme dersinin ardından Ondan sınıfta beklemesini istedi. Bu gece saat 9'da Quidditch sahasına gideceksin Potter, dedi ona. Mr. Bagman orada olacak ve şampiyonlara üçüncü görevi anlatacak. Böylece o gece saat buçukta Harry Gryffindor kulesinde Ron'la Hermione'den ayrılıp aşağı indi. Giriş salonu geçerken Hufflepuff ortak salonundan Cedric Diggory çıktı. Ne olacak dersin diye sordu Harry'ye. Birlikte taş basamakları inip bulutlu geceye çıkarlarken Fleur yeraltı tünellerinden bahsedip duruyor. Hazine bulmamız gerekecek diye düşünüyor. Hiç fena olmazdı, dedi Harry. Gidip bu iş için Hagrid'den bir burnuk isteyebileceğini düşünerek. Karanlık çimenlikten Quidditch stadyumuna doğru yürüdüler. Ve tribünlerdeki bir aralıktan geçip sahaya çıktılar. Cedric aniden durarak ''Burayı ne hale getirmişler böyle?'' dedi kızgın bir sesle. Quidditch sahası pürüzsüz ve dümdüz değildi artık. Sanki birisi sahanın üzerine her tarafa doğru uzayan, dönüp duran ve kesişen alçak duvarlar inşa etmişti. Çalı çitler bunlar, dedi Harry, en yakındakini incelemek için eğilerek. Merhabalar, diye seslendi neşeli bir ses. Ludobagman yanında Kram ve Fleur'le sahanın ortasında duruyordu. Harry ve Cedric çitlerin üzerinden tırmana tırmana onlara doğru ilerlediler. Yaklaşırlarken Fleur Harry'e bakıp gülümsedi. Kız kardeşini gölden kurtardığından beri ona karşı davranışları tamamen değişmişti. Harry ve Cedric son çalı etin üzerinden geçtikten sonra Begman mutlulukla e ee, ne diyorsunuz?'' dedi. ''Güzel büyüyorlar değil mi? Hagrid'e bir ay verin onları altı metre yapsın.'' Harry ve Cedric'in yüzlerindeki mutsuz ifadeyi fark edince ''Merak etmeyin'' diye sırıtarak ekledi. ''Görev biter bitmez kuyditsanız eski haline dönecek.'' ''Evet.'' Sanırım buraya ne yapıldığını tahmin edebiliyorsunuzdur ha? Bir an kimse konuşmadı. Sonra labirent diye homurdandı Kram. Doğru dedi Begman. Bir labirent. Üçüncü görev çok açık bir görev. Üç büyük kupası labirentin ortasına yerleştirilecek. Ona dokunan ilk şampiyon tam puan alacak. Sadece labirenti mi tamamlayacağız yani? Dedi Fleur. Engeller olacak. Dedi Begman mutlu mutlu, ayaklarının ucunu hoplayıp zıplayarak. Hagrid bir takım yaratıklar ayarlıyor. Ayrıca kırılması gereken büyüler de olacak. Bu tür şeyler işte. Puan sıralamasında zirvede olanlar labirenti önden başlayacaklar. Bagman, Harry ve Cedric'e bakıp sırıttı. Sonra Mr. Kram girecek. Sonra da Mr. Lekur. Ama engelleri ne kadar iyi açtığınıza bağlı olarak hepinizin kazanma şansı var. Eğlenceli ha? Hagrid'in bu tür bir etkinlik için ne tür yaratıklar ayarlayacağını çok iyi bilen Harry bu işin hiç de eğlenceli olmayacağını düşündü. Yine de nezaket elden bırakmayıp o da öteki şampiyonlar gibi başıyla onayladı. Çok güzel. Eğer başka sorunuz yoksa şatoya dönelim diyorum. Hava biraz soğuk da. Büyümekte olan labirentten çıkarlarken Bagman çabucak Herin'in yanına geldi. Herin'in içinden bir ses Bagman'ın ona yine yardım teklif edeceğini söylüyordu. Ama tam o anda Kram Herin'in omzuna dokundu. Biraz konuşabilir miyiz? Evet olur dedi Heri hafiften şaşırarak. Yürüyelim mi? Tamam dedi Harry merakla. Bunun üzerine Beckman biraz sedirgin oldu. Ben seni burada bekleyeyim mi Harry? Hayır gerek yok Mr. Beckman dedi Harry. Gülümsememek için kendini zor tutarak. Şatoyu kendi başıma da bulabilirim. Teşekkür ederim. Harry ve Kram beraberce stadyumdan çıktılar. Ama Kram Dörmstrang gemisine yönelmedi. Onun yerine ormana doğru yürümeye başladı. Hagrid'in kulübesini ve ışıl ışıl bir badın sarabasını geçerlerken Harry, ''Niye bu tarafa gidiyoruz?'' dedi. Kimsenin duymasını istemiyorum Diye kısaca açıkladı Kram Sonunda Beabudden's atlarının padokundan Az ötedeki sakin bir bölgeye vardıklarında Kram ağaçların gölgesinde durup Harry'e döndü Bilmek istiyorum Dedi gözlerinden ateş saçarak Hermione'ni ile aranızda ne var? Kram'ın esrarengiz tutumu yüzünden Bundan çok daha ciddi bir şey beklemiş olan Harry Ona hayretle baktı Hiçbir şey Dedi Ama Kram ona gözlerinden ateş saçarak bakmaya devam etti ve onun ne kadar uzun boylu olduğunu bir kez daha fark eden Harry açıklamaya başladı. Arkadaşız, o benim kız arkadaşım değil. Hiçbir zaman da olmadı. O Skeeter denen kadın uyduruyor bunları. Hermione'ni sık sık senden söz ediyor, dedi Kram. Harry'e şüpheci bir ifadeyle bakarak. Evet, dedi Harry, çünkü arkadaşız. Ünlü uluslararası Quidditch oyuncusu Victor Kram'la böyle bir konuşma yaptığına inanamıyordu. Sanki 18 yaşındaki Kram ona, yani Harry'e, Dengiymiş. Gerçek bir rakipmiş gibi davranıyordu. Yani siz siz hiç Hayır dedi Heri kararlı bir sesle. Kıran biraz daha mutlu gibiydi. Birkaç saniye boyunca Heri'ye hiç konuşmadan baktı. Sonra "Çok iyi uçuyorsun." dedi. "İlk görevde izledim." "Teşekkürler." dedi Heri sırıtarak. Birden Heriye kendi de çok uzun boyluymuş gibi gelmeye başladı. "Seni Kuidiş Dünya Kupası'nda izledim. Bronski aldatmacası. Gerçekten çok ama tam o anda kramın arkasındaki ağaçlarda bir şey kıpırdadı. Ormanda nelerin saklandığı konusunda tecrübeye sahip olan Harry içgüdüsel olarak kramı kolundan yakalayıp çekti. Ne oldu? Harry kıpırtıyı gördüğü noktaya bakarak sus anlamında başını salladı. Elini cübbesinin içinde duran asasına götürdü. Birden bir adam yalpalayarak yüksek bir meşenin ardından çıktı. Harry bir an onu tanıyamadı. Sonra Mr. Crouch olduğunu fark etti. Günlerdir yoldaymış gibiydi. Cübbesinin dizleri yırtık ve kanlıydı. Yüzü çizik içindeydi. Tıraşsızdı ve bitkinlikten rengi uçmuştu. Normalde çok bakımlı olan saçı ve bıyığının yıkanmaya ve düzeltilmeye ihtiyacı vardı. Ama görünüşünün tuhaflığı davranışının tuhaflığına kıyasla hiç sayılırdı. Mırıldanıp el kol hareketleri yapan Mr. Crouch sadece kendisinin görebildiği biriyle konuşuyormuş gibiydi. Harry'e bir gün dörsilerle alışveriş yaparken gördükleri yaşlı berduşu hatırlattı. O adam da havayla hararetli bir şekilde konuşuyordu. Petunia teyze adamla karşılaşmamak için Dudley'i elinden yakalayıp yolun karşı tarafına geçirmişti. Sonra da Vernon enişte aileye ona kalsa dilencelerle serseriler konusunda ne yapacağı hakkında uzun bir nutuk çekmişti. O bir jüri üyesi değil miydi? Dedi Kram, Mr. Crouch'a bakarak. Sizin bakkanlıktan değil mi? Harry evet anlamında başını salladı. Bir an tereddüt etti. Sonra ağır ağır Mr. Crouch'a doğru yürüdü. Mr. Crouch ona bakmıyor, yakındaki bir ağaçla konuşuyordu. O işte bittikten sonra Weatherby, Dumbledore'a baykuş gönderip turnuvaya katılacak Dormsang öğrencilerinin sayısını bildir. Karkaroff bize 12 kişinin geleceğini iletti. Mr. Crouch, dedi Harry temkinli bir şekilde. Sonra bir baykuş da Madame Maxime gönder. on 12 kişi getireceği için o da getireceği öğrenci sayısını arttırmak isteyebilir. Yapacakların bunlar. Oldu mu Weatherby? Oldu mu? Ol Mr. Crouch'un gözleri yerinden uğramıştı. Orada durmuş ağaca bakıyor, ağzını sessizce bir şey söylüyormuşçasına oynatıyordu. Sonra yana doğru sendeledi ve dizlerinin üzerine düştü. Mr. Crouch dedi Harry yüksek sesle. İyi misiniz? Crouch'un gözleri fıldır fıldır dönmeye başlamıştı. Harry dönüp Kram'a baktı. Kram da Harry ile birlikte ağaçların arasına gelmişti ve kaygıyla Crouch'u izliyordu. Nesi var onun? Hiçbir fikrim yok diye mırıldandı Harry. Dinle, gidip birini çağırsan iyi olur. Dumbledore, dedi Mr. Crouch, soluk almakta güçlük çekerek. Uzanıp Harry'nin cübbesinin eteğini yakaladı ve onu kendine doğru çekmeye başladı. Ama gözleri Harry'nin başının üstünde bir yere bakıyordu. Dumbledore'u görmem, Dumbledore'u görmem gerek. Tamam, dedi Harry. Mr. Crouch, kalkarsanız oraya gidebiliriz. Aptalca şey yaptım, dedi Mr. Crouch soluk soluğa. Büsbütün çıldırmış gibiydi. Gözleri hem yuvalarından uğramıştı hem de fıldır fıldır dönüyordu ve çenesinden aşağı bir damla tükürük süzülüyordu. Ağzından çıkan her kelime için büyük bir çaba harcıyormuş gibiydi. Dumbledore, "Söylemeli. Kalkın Mr. Crouch," dedi Harry yüksek sesle ve tane tane. "Kalkın. Ben sizi Dumbledore'a götürürüm." Mr. Crouch'un gözleri Harry'den tarafa devrildi. "Sen kim?" diye fısıldadı. "Okulda öğrenciyim," dedi Harry. Kram'a bakıp ondan medet umarak. Ama Kram geri duruyordu. Çok tedirgin bir hali vardı. Sen ondan değilsin diye fısıldadı Kravç bir dudağı sarkarak. Harry hayır dedi. Ama Kravç'ın neden bahsettiği konusunda en ufak bir fikri yoktu. Dumbledore'dan mısın? Evet öyle dedi Harry. Kravç onu iyice kendine doğru çekti. Harry cübbesine yapışmış eli gevşetmeye çalıştı. Ama Kravç çok sıkı tutuyordu. Dumbledore'u. Uyar. Beni bırakırsanız Dumbledore'u çağırabilirim dedi Harry. Beni bırakın Mr. Crouch. Bırakın da gidip Dumbledore'u çağırayım. Teşekkür ederim Vedderby. O işi de hallet. Sonra senden bir fincan çay rica edeceğim. Eşim ve oğlum kısa süre sonra geliyorlar. Bu gece Mr. ve Mrs. Fudge'la birlikte bir konsere gidiyoruz. Crouch yine bir ağaca dönmüş, akıcı bir şekilde konuşmaya başlamıştı. Ve Harry'nin orada olduğunun hiçbir şekilde farkında değilmiş gibi davranıyordu. Bu Harry'i öylesine şaşırttı ki Crouch'un onu bıraktığının farkına varmadı. Evet oğlum 12 tane SB'de aldı. Çok tatmin edici bir durum. Evet teşekkürler. Evet çok gurur verici. Şimdi Andorra Sihir Bakanı'nın gönderdiği o mektubu getirmeni rica ediyorum. Sanırım cevap yazacak. vaktim var. Sen onunla burada kal dedi Harry Kram'a. Ben gidip Dumbledore'u getireceğim. Ben daha hızlı giderim. Odasının nerede olduğunu biliyorum. Deli bu dedi Kram kuşku dolu bir sesle. Crouch'a bakıyordu. Crouch hala ağaçla lak, lak ediyordu. Belli ki onun Percy olduğuna emindi. Sen onunla kal dedi Harry ayağa kalkmaya davranarak. Ama onun hareket etmesi Mr. Crouch'da yine ani bir değişikliğe neden olmuş gibiydi. Harry'i dizlerinden yakalayıp yere çekti. Beni bırakma diye fısıldadı. Gözleri yine yuvalarından uğramış gibi görünüyordu. Kaçtım. Uyarmalıyım. Anlatmalıyım. Dumbledore'u görmeliyim benim suçum. Hepsi benim suçum. Berta öldü. Hepsi benim. Benim suçum. Oğlum benim suçum. Dumbledore'a söyle. Harry Potter karanlık lord. Güçlendi. Harry Potter beni bırakırsanız Dumbledore'u getireceğim Mr. Crouch dedi Harry. Arkasına dönüp Kram'a hiddetle baktı. Yardım eder misin? Son derece endişeli görünen Kram gelip Mr. Crouch'un yanına çömeldi. Onu burada tut yeter dedi Harry. Kendini Mr. Crouch'tan kurtararak ben Dumbledore'u alıp geliyorum. Elini çabuk tut olur mu diye seslendi Kram. Harry koşarak ormandan uzaklaşıp karanlık arazide ilerledi. Ortalık ıssızdı. Bagman, Cedric ve Fleur gitmişlerdi. Harry taş basamakları bir solukta açtı. Meşe ön kapılardan geçti ve ikinci kata giden mermer merdiveni çıkmaya başladı. Beş dakika sonra Boş bir koridorun ortasında büyük ve son derece çirkin bir hayvanı resmeden taştan bir oluk ağzına gelmişti. Lim, limon şerbeti dedi soluk solağa. Bu Dumbledore'un odasına giden gizli merdivenin parolasıydı ya da en azından iki sene önce öyleydi. Ancak belli ki parola değişmişti. Çünkü taştan oluk ağzı canlanıp kenara çekilmek yerine orada öylece durup Harry'e kızgın gözlerle melun melun baktı. Kıpırda diye bağırdı Harry. sene. Ama Hogwarts'taki hiçbir şey sırf Harry ona bağırdı diye kenara çekilmezdi. Bunun işe yaramayacağını biliyordu. Karanlık koridorda göz gezdirdi. Dumbledore öğretmenler odasında olabilir miydi acaba? Merdivene doğru son sürat koşmaya başladı. Potter! Harry kayarak durup çevresine bakındı. Taştan oluk ağzının arkasındaki gizli merdivende az önce Snape belirmişti. Arkasındaki duvar kayarak kapanırken eliyle Harry'nin yanına gelmesini işaret etti. Burada ne arıyorsun Potter? Profesör Dumbledore'u görmem gerekiyor," dedi Harry. Koridorda gerisin geri koşup bu sefer de Snape'in önünde kayarak durdu. "Mr. Crouch az önce ortaya çıktı. Ormanda," dedi ki, "Ne saçmalıyorsun?" dedi Snape. Kara gözleri ışıldıyordu. "Neden bahsediyorsun? Mr. Crouch," diye bağırdı Harry. "Bakanlıktan hasta falan herhalde. Ormanda Dumbledore'u görmek istiyor. Bana parolayı verin yeter." Müdür şu anda meşgul Potter, dedi Snape. İnce dudakları nahoş bir gülümsemeyle kıvrılmıştı. Dumbledore'a söylemem gerekiyor, diye bağırdı Harry. Beni duymadın mı Potter? Harry, Snape'in bundan çok keyif aldığının farkındaydı. Harry böylesine panik içindeyken onun önünü tıkamak hoşuna gitmişti. Bakın, dedi Harry kızgın bir halde. Crouch iyi değil. Aklını aklını kaçırmış. Uyarmak istiyormuş. Snape'in arkasındaki taş duvar kayarak açıldı. Dumbledore orada duruyordu. Üstünde uzun, yeşil bir cübbe, yüzünde de hafiften meraklı bir ifade vardı. ''Bir sorun mu var?'' dedi. Bir Harry'e bir Snape'e bakarak. ''Profesör!'' dedi Harry. Snape daha ağzını açamadan onun önüne geçerek. ''Mr. Crouch geldi. Aşağıda, ormanda sizinle konuşmak istiyor.'' Harry, Dumbledore'un sorular sormasını bekliyordu. Ama çok şükür Dumbledore böyle bir şey yapmadı. ''Önüme düş!'' dedi hemen. Ve Snape'i oluk ağzının yanında, oluk ağzından da çirkin bir suratla bırakıp Harry'nin peşinden koridorda ilerlemeye başladı. Mermer merdivenden hızla inerlerken Mr. Crouch ne dedi Harry dedi Dumbledore. Sizi uyarması gerekiyormuş. Korkunç bir şey yapmış. Oğlundan söz etti. Bir de Bertha Jorkins'ten ve ve Voldemort'tan. Voldemort'un güçlendiğiyle ilgili bir şey söyledi. Demek öyle dedi Dumbledore ve zifiri karanlığa çıkarlarken adımlarını daha da hızlandırdı. Normal davranmıyor dedi Harry. Dumbledore'un yanında çabuk çabuk yürüyerek. Nerede olduğunu bilmiyor galiba. Konuşup duruyor. Sanki Percy Weasley'nin orada olduğunu düşünüyor. Sonra birden değişiyor ve sizi görmesi gerektiğini söylüyor. Onu Victor Kram'la birlikte bıraktım. Dumbledore sert bir sese, ''Öyle mi?'' deyip daha da uzun adımlar atmaya başladı. Harry artık ona yetişebilmek için koşuyordu. ''Başka birinin Mr. Crouch'u görüp görmediğini biliyor musun?'' dedi Dumbledore. ''Hayır.'' dedi Harry. Kram'la konuşuyorduk. Mr. Bagman üçüncü görevi anlatmıştı. Biz onlarla şatoya dönmedik. Sonra bir baktık Mr. Crouch ormandan çıkıyor. Neredeler? dedi Dumbledore. Biba'nın sarabası ileride görünce. Şurada dedi Harry. Dumbledore'un önüne geçip ağaçların arasından yolu gösterdi. Artık Crouch'un sesi gelmiyordu. Ama Harry yola hatırlıyordu. Biba'nın sarabasının çok uzağında değildi. Şuralarda bir yerdeydi. Victor diye bağırdı Harry. Cevap gelmedi. Buradaydılar dedi Harry Dumbledore'a. Kesinlikle buralarda bir yerdeydiler. Dumbledore Lumos dedi. Ucunda ışık yanan asasını havaya kaldırdı. Asadan çıkan dar ışık hüzmesi bir karanlık ağaç gövdesinden diğerine geziniyor, zemini aydınlatıyordu. Sonra birden bir çift ayağı aydınlattı. Harry ve Dumbledore hemen oraya gittiler. Kram yerde yayılmış yatıyordu. Görünüşe göre bayılmıştı. Mr. Crouch'tan eser yoktu. Dumbledore kramın üzerine eğildi ve göz kapaklarından birini hafifçe kaldırdı. Sersemletilmiş, dedi usulca. Çevrelerindeki ağaçlara göz gezdirirken yarım ay biçimindeki gözlüğü asa ışığında parıldıyordu. Gidip birini çağırayım mı, dedi Harry. Madame Pomfrey, hayır, dedi Dumbledore hemen. Burada bekle. Asasını kaldırıp Hagrid'in kulübesine doğru tuttu. Harry asanın ucundan gümüşü bir şeyin fırlayıp ağaçların arasından bir hayalet kuş gibi süzüldüğünü gördü. Sonra Dumbledore yeniden Kramın üzerine eğildi. Asasını ona doğruldu ve çözül diye mırıldandı. Kram gözlerini açtı. Afallamış görünüyordu. Dumbledore görünce doğrulup oturmaya çalıştı. Ama Dumbledore elini onun omzuna koyarak onu uzanmaya zorladı. Bana saldırdı diye mırıldandı Kram elini başına götürerek. İhtiyar deli bana saldırdı. Potter nereye gitti diye etrafa bakıyordum. Bana arkadan saldırdı. Biraz uzan hareket etme dedi Dumbledore. Gök gürültüsü gibi ayak sesleri duydular. Peşinde Fenk Hagrid göründü. Elinde arbeleti vardı. Profesör Dumbledore dedi. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Harry neler oluyor? Hagrid gidip Profesör Karkaroff'u getirmeni istiyorum dedi Dumbledore. Öğrencisi saldırıya uğradı. Ondan sonra da lütfen Profesör Moody'ye söyler misin? Gerek yok Dumbledore dedi hırıltılı bir ses. Ben buradayım. Moody asasını ışıklandırmış, bastonuna dayanarak topallaya topallaya onlara doğru geliyordu. Lanet olası bacak, dedi hiddetle. Daha hızlı gelirdim. Ne oldu? Sineyip Crouch'la ilgili bir şeyler söyledi. Crouch mu? dedi Hagrid anlayamadan. Hagrid, lütfen Karkaroff'u çağır, dedi Dumbledore sert bir sesle. Ha, tamam. Olur profesör, dedi Hagrid. Dönüp karanlık ağaçların arasında gözden kayboldu. Fenk de peşinden gitti. Barty Crouch'un nerede olduğunu bilmiyorum, dedi Dumbledore diye. Ama onu bulmamız çok önemli. Tamamdır, diye homurdandı Moody. Asasını çekip topallaya topallaya ormanın içlerine doğru ilerledi. Hagrid de Feng'in dönüşünü ilan eden seslerini duyana kadar Dumbledore da Harry de konuşmadı. Karkaroff da onlarla birlikte telaşla geliyordu. Gümüş rengi şık kürkünü giymişti. Solgun ve endişeli görünüyordu. ''Bu da ne?'' diye feryat etti. Kramı yerde, Dumbledore'la Harry'i de onun yanında ayakta görünce. Neler oluyor? Saldırıya uğradım, dedi Kram. Doğrulup oturdu ve başını sıvazlamaya başladı. Mr. Crouch mudur nedir? Crouch mu saldırdı sana? Crouch mu saldırdı? Üç büyücü jüriyesi mi? Igor, diye lafa başladı Dumbledore. Ama Karkaroff omuzlarını dikleştirerek kürküne sıkı sıkı sarındı. Sinirden morarmıştı. İhanet, diye böğürdü parmağını Dumbledore'a doğrultarak bir kumpas bu. Sen ve sihir bakanınız beni buraya sahte nedenler göstererek getirdiniz Dumbledore. Bu eşit bir yarışma değil. Önce yaşı tutmamasına rağmen Potter'ı gizlice turnuvaya sokuyorsun. Şimdi de bakanlıktan bir arkadaşın benim şampiyonumu saf dışı bırakmaya çalışıyor. Bu işte burnuma sahtekarlık ve yozlaşma kokusu geliyor. Ve sen Dumbledore bir de kalkıp daha sıkı uluslararası büyücülük ilişkilerinden, eski bağları yeniden kurmaktan, eski farklılıkları unutmaktan bahsediyorsun. İşte senin hakkında bunu düşünüyorum. Karkarov yere Dumbledore'un ayağının dibine tükürdü. Hagrid tek bir harekette Karkarov'u kürkünün önünden yakaladı ve havaya kaldırıp oradaki bir ağaca çarptı. Özür dile diye hırladı Hagrid. Karkarov soluk almaya çabaladı. Hagrid'in kocaman eli gırtlağına yapışmıştı ayakları havada sallanıyordu. Hagrid hayır diye bağırdı Dumbledore gözlerinde kıvılcımlar çakarak. Hagrid Karkaroff'u ağaca yapıştırmış olan elini çekti ve Karkaroff ağacın gövdesinden aşağı kayıp kökün üzerine yığıldı. Yukarıdan başına birkaç küçük dal ve yaprak döküldü. Lütfen Harry'i şatoya götür Hagrid dedi Dumbledore sert bir sesle. Derin derin soluk alan Hagrid Karkaroff'a dik dik baktı. Belki burada kalsam daha iyi olur müdürüm. Harry'i okula götüreceksin Hagrid," diye kararlı bir şekilde tekrarladı Dumbledore. Onu Gryffindor kulesine çıkar. Harry, senden de orada kalmanı istiyorum. Yapmak istediğim bir şey varsa, örneğin göndermek istediğim bir baykuş, sabahı beklemen gerekecek. Anladın mı? "Şey, evet," dedi Harry, ona hayretle bakarak. Dumbledore, Harry'nin tam doğanda Pigwidgeon'u doğruca Sirius'a göndermeyi, ona olanları söylemeyi aklından geçirdiğini nasıl anlamıştı? ''Feng'i sizinle bırakacağım müdürüm'' dedi Hagrid. Hala ağacın dibinde kürküne ve ağaç göküne dolanmış duran Karkaroff'a tehdit edercesine bakarak ''Burada kal Feng, hadi Harry'' Sessizlik içinde Bebath'ın sarabasını geçip şatoya doğru yürüdüler. Gölü geçerlerken Hagrid bir homurtuyla ''Nasıl cüret eder'' dedi. ''Ne cüretle Dumbledore'u suçlar, sanki Dumbledore böyle bir şey yaparmış gibi, sanki Dumbledore senin turnuvaya girmeni istemiş gibi.'' kaygılıydı. Dumbledore nicedir son zamanlardaki kadar kaygılı görmemiştim. Ya sana ne demeli? Dedi Hagrid birden Harry'e kızgın kızgın. Harry başını kaldırıp ona baktı. Şaşırmıştı. Ne işin vardı da kalkıp uğursuz kramla dolaşıyordun? O Dormstrang'dan Harry. Sana oracıkta bir uğursuzluk büyüsü yapabilirdi değil mi? Moody sana hiçbir şey öğretmedi mi? Düşünsene seni tek başına öyle bir yere çekip. Kram iyi biri dedi Harry. Giriş salonuna giden basamakları çıkarlarken. Bana büyümüyü yapmaya çalışmıyordu. Hermione hakkında konuşmak istedi. O kadar. Ona da bir çift lafım olacak. Dedi Hagrid kararlılıkla. Merdiveni bam bam çıkarken. O yabancılarla ne kadar az işiniz olursa o kadar mutlu olursunuz. Onların hiçbirine güvenemezsiniz. Sen madem Maxim ne iyi geçiniyordun ama. Dedi Harry sinirlenerek. Bana sakın ondan bahsetme. Dedi Hagrid. Bir an çok korkutucu görünmüştü. Onun numarasını çaktım artık. Benimle yine iyi geçinmeye çalışıyor. Üçüncü görevde neler çıkacağını anlattırmaya çalışıyor. Ha, <laughs> hiçbirine güvenemezsin. Hagrid'in kafası öyle bozuktu ki Harry şişman hanıma gelip de ona hoşça kal demekten memnuniyet duydu. Portre deliğinden içeri tırmanıp ortak salona girdi ve hemen Ron'la Hermione'nin oturduğu köşeye olanları anlatmaya gitti.